kitlerken ve açarken korna çalması da şöyle oluyor. Ben kitlediğim zaman sadece korna çalsın yaptım. Açınca çalmıyor. Eğer yaparsanız iki kez korna çalar. Dediğim gibi bu şekilde. Teypten nasıl kapattığınızı kitleyince aracın korna çalmasını da göstereyim. Kara giriyoruz arkadaşlar. Buradan ayarlara giriyoruz. Ondan sonra aşağıda açma ve kapatma var. Buna basıyoruz. Sizde sesli onay. Bende acoustic confirmation yazıyor. Bunun tikini kaldırırsak korna çalmaz. Eğer kolladıktan sonra gene çalmıyorsa burası tikli değildir. Bunu tiklemenizi rica ediyorum. Bu şekilde yaptığınız zaman işlem tamamlanmış oluyor. Gençler selam. Aracı açtığımızda veya kapattığımızda korna çalmasını kodlayacağız. Sesli onay deniyor buna. Eğer aracınızda orijinal alarm varsa, opsiyonu varsa bu zaten açık gelecek. Alarmın kendisi ötecek. İlk önce select kısmına giriyoruz. Ardından 09 Central Elektrik kısmına giriyoruz. Kanalı okuduktan sonra Security Access kısmına giriyoruz. Buraya şifremizi giriyoruz. 31347. Do it diyoruz. Şifremiz onaylanıyor. Ardından adaptasyon kısmına giriyoruz. Arama kısmında elinizle arayabilirsiniz ya da böyle kısaca şöyle baş kısmını getireyim ben size. Bunu yazdığınız zaman işimiz daha kolay olur. Sadece bunların kanalı gelir. Şimdi bundan başlıyorum. Siz de dediğim gibi sürümü farklı olabilir. Farklı yazabilir. Hani atıyorum benim burada 1 yazıyor. Sizin başında kodu olabilir. Ama geri kalanı aynı. Şimdi arkadaşlar benim bu not active. Niye not active? Buradan gördüğünüz gibi enter'ı gel Almanca yani enter. Aracı açtığınızda da korna çalması. Bunu açtığınız zaman iki kez korna çalıyor. Ben bunu sevmiyorum. Aracı açtığım kez iki kez dıt dıt yapıyor. Ben bunu sevmiyorum. Eğer bunu istiyorsanız not active'i aktif yapacaksınız. Aracınızı açarken de iki kez korna çalmasını istiyorsanız. Bu da kilitleyince korna çalması. Araçtan ayrılırken bu aktif yapıyoruz. Siz de not active olarak geliyor ve do it diyoruz. Ardından şu kısma geliyoruz. Arkadaşlar bu normalde ise kurs yapıyoruz. Kursa burada devam. Bu şu demek oluyor. Normal yaparsanız sesli çalıyor. Bunu yaptığınız zaman biraz daha kısık çalıyor. Zaten kısığı bile yeterince sesli. Videoda da izlediniz. O yüzden bu şekilde bırakın. Buna dokunmuyoruz. Ardından bunu aktive ediyoruz arkadaşlar. Bu kanalı da aktive ediyoruz. Bunu aktif etmeseniz de olur. Bu pek bir şey yok. Bu kanalı da aktif ediyoruz. Bunu da aktif ediyoruz. Zaten alarm kodlamasını yaptıysanız bunları aktif etmişsinizdir çoktan. Ardından bunu aktif ediyoruz. Bunlara gerek yok. Dediğim gibi signal on, global, menü bu menüye gelmesini sağlıyor. Menüden istediğiniz zaman açıp kapamanızı sağlıyor. Buna gerek yok dediğim gibi. Bunu da aktif yapıyorsunuz. Bunu cruise yapıyorsunuz. Aktif yapıyorsunuz. Eğer açınca da çalmasını istiyorsanız bunu da aktif yapıyorsunuz. Bu kodlamadan da bu kadar. Kitlerken ve açarken korna çalması da şöyle oluyor. Ben kitlediğim zaman sadece korna çalsın yaptım. Açınca çalmıyor. Eğer yaparsanız iki kez korna çalar. Dediğim gibi bu şekilde.